Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İz qale lehum ahuhum Nuhun ela tettequn inni lekum rasulun emin fettequllaha ve adiyun. Sadakallahul azim. Muhterem İzleyiciler, bugünkü sohbetimizin konusu Müslüman güvenilir insan olmalıdır. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu biz Müslümanları kendi ismi olan El-Mü'min ismiyle isimlendirmiştir. El-Mü'min Allah Celle Celaluhu'nun esma-i husnasından bir tanesidir. Ve bu isimle bizleri isimlendirmiştir. Mümin ne demektir? Mümin kendine güvenilen demektir. Yüce Rabbimizin El-Mümin ismi vardır. Allah Celle Celaluhu güvenilirdir. Biz her halükarda Yüce Rabbimize güvenen mümin ve Müslüman insanlarız. Muhterem kardeşlerim, biz dünyada hangi işe başlarsak başlayalım, Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. Yani Allah'ın ismiyle başlarız. Allah'ın ismiyle başlarız ki Yüce Rabbimiz bizi bütün kazalardan, belalardan, felaketlerden muhafaza eylesin. Mesela biz arabamıza binerken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Çalıştırırken yine aynı cümleyi söyleriz. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Rabbimiz bizi Onun ismiyle yola çıktığımız için, onun ismini yanımıza aldığımız için Allah Celle Celaluhu'nun bizi koruyacağına inanırız ve bu yüzden bütün işlerimizin başında besmeleyi söyleriz. Değerli kardeşlerim, Allah'ın peygamberleri ve bütün inananlar her işlerinde Allah'a güvenmişlerdir. İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atılırken Allah Celle Celaluhu'ya güvenmiş ve Rabbimiz onu atıldığı ateşten yanmadan kurtarmıştır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken evinden gece vakti dışarıya çıkacak ve Medine'ye doğru yol alacak. Evinin etrafını gözü dönmüş gençler kuşatmışlardır. Dışarı çıktığı zaman Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek üzere görevlendirilmiş gençler, gözü dönmüş gençler Peygamber Efendimiz evinden dışarıya çıkarken hiç endişe duymamış, Allah'a güvenerek dışarıya çıkmış. Allah Celle Celaluhu o gençlere karşı Peygamber Efendimiz'i korumuş. Peygamberimize zarar veremeden o gençlerin arasından çıkıp gitmiş. Sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı ve samimi dostu Hazreti Ebu Bekir'le beraber Sevr mağarasına sığınmışlar. Müşrikler yollarını takip etmiş, izlerini sürmüş, Sevr mağarasının önüne kadar gelmişler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Sevr mağarasında Mekkeli müşriklerin mağaranın önüne kadar geldiğini görünce biraz endişelenmiş ve Peygamber Efendimiz ona اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin ona
şöyle dediğini bizlere haber veriyor. La tahzan innallaha ma'ana. Korkma, üzülme, sıkılma. Allah Celle Celaluhu bizle beraberdir. Ve o mağarada da Yüce Rabbimizin El-Mü'min ismine sığınan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le beraber müşriklerin şerrinden korunmuşlardır. Evet, Yunus aleyhisselam denize atıldığı zaman balık onu yuttu, o Allah'ın El-Mü'min ismine sığındı, Rabbimiz onu balığın karnında korudu. Bizler de Yüce Rabbimizin ismiyle yer, onun ismiyle içer, onun ismiyle gezeriz. Allah Celle Celaluhu'nun El-Mü'min ismine iltica eder, Rabbimizin güvenine sığınırız. Evet, Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Rabbimiz birçok ayeti celilesinde Va'dallah, la yuhlifullahu va'de, la yuhlifullahul mi'ad, ve men astagu minallahi gıyla, va'dallahullezine amenu ve amilussalihat gibi ayetlerde Allah Celle Celaluhu güvenilir olduğunu bizlere haber vermiş. Biz hayatımızda ve ölümümüzde, ahiretimizde Allah'ımıza güveniriz. Çok muhterem kardeşlerim, öyleyse güvenilir olan Yüce Rabbimiz El-Mü'min ismini bizlere vermiş, bizler de güvenilir olmak mecburiyetindeyiz. Peygamberlerin ifadelerini Yüce Rabbimiz Kur'an'da bizlere anlatıyor. Bütün peygamberler inni lekum rasulun emin demişlerdir. Ben güvenilir Allah'ın elçisiyim demişlerdir. Peygamberlerde bulunması zorunlu olan sıfatlardan bir tanesi de onların güvenilir olmasıdır. Peygamberler güvenilir olacak, peygamberlerin yolundan gittiğini iddia eden mümin ve Müslüman insanlar da güvenilir olacak. Bakınız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emin diye anılır. Peygamberliğinden önce de Mekkeliler ona Muhammedül Emin derlerdi. Güvenilir Muhammed derlerdi. Peygamber Efendimiz sadece inananlara karşı değil, kendisine inanmayanlara karşı da güvenilir bir insandı. Peygamberliğinden sonra değil, peygamberliğinden önce de güvenilirdi. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken yanında Mekkelilerin emanetleri vardı. Emanetleri olanlar henüz iman etmemişlerdi. Çünkü iman edenler zaten Mekke'den hicret etmişlerdi. İman etmeyenlerin de yanında emanetleri vardı. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye Allah'ın emriyle hicret ederken beni ve eshabımı Mekke'den çıkmaya zorlayan bu müşriklerin emanetlerinden bana ne demedi. Kendisi Mekke'den Medine'ye hicret ederken evden çıktığı gece kendi yatağına Hazreti Ali'yi yatırdı. Dedi ki ya Ali, ben hicret ediyorum. Mekke'den Medine'ye gidiyorum. Sen benim evimde kalacaksın. Benim yanımda Mekkelilerin emanetleri var. O emanetleri sahiplerine verdikten sonra sen Medine'ye geleceksin dedi ve Hazreti Ali'yi geride bırakmasının sebebi yanındaki emanetleri sahiplerine ulaştırmasıydı. Evet, kendisini öldürmek isteyen Mekkeli müşriklerin emanetleri yanında vardı. Kendini öldürmek isteyenlerin emanetlerine bile ihanet etmeyen emin bir peygamberin ümmetiyiz. Hazreti Ali geride kaldı ve
Peygamber Efendimizin yanında var olan emanetleri sahiplerine ulaştırdıktan sonra Medine'ye hicret etti. Sevgili kardeşlerim, ey emin peygamberin, emin ümmeti olan kardeşlerim, bizler de El-Mü'min ismiyle isimlendirilmişiz. Öyleyse güvenilir insanlar olacağız. Bakınız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde güvenilirliği olmayanın imanı yoktur buyuruyor. Güvenilir olacağız. Rabbimiz bizden güvenilir insanlar olmayı istiyor. Değerli kardeşlerim, bütün peygamberler insanlığı imana davet etmişler ve yeryüzünü bir güven yurduna dönüştürmek için nice zorluklara katlanmışlardır. Ve yaşadıkları coğrafyayı, yaşadıkları şehirleri, mahalleleri bir güven yurduna dönüştürmüşlerdir. Evet, Müslüman kendine güvenen ve kendine güvenilen insan demektir. Eğer biz güvenilmeyen bir insan durumuna düşersek, o kutlu insanların yolunu takip etmemişiz demektir. Değerli izleyiciler, her gün namazda okuduğumuz Fatiha-i Şerif'te biz şöyle söylüyoruz. Estağfirullah. İhdinas sıradal müstakim. Allah'ım bizi sıradı müstakimine hidayete erdir. Sıradı müstakim, yani doğru olan yol kimin yoludur? Sıradallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimetler vermiş olduğun o güzel insanların yoluna bizi ulaştır. O doğru yolundan bizi ayırma Allah'ım diye dua ediyoruz. Kimdir onlar? Başka bir ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz onu bizlere şöyle anlatıyor. Ülâikellezîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîne ve s-sıddîkîne ve şühedâi ve s-sâlihîn ve hasune ülâike rafîgâ. Onlar Allah'ın kendilerine nimetler vermiş olduğu peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin ve şehitlerin yoludur buyuruyor. Biz de bu insanların yolunun yolcularıyız. Eğer peygamberler yolunun yolcuları isek, güvenilir insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Kim güvenecek bize? Herkes güvenecek. İnanan da güvenecek, inanmayan da güvenecek. Ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu'nu inşa ederken Osman Gazi ve onun evlatları zamanında Bilecik'te bir imparatorluk inşa ediliyor. Orada Müslümanlar Müslüman olmayanlarla beraber yaşıyorlar. Müslüman olmayan insanlar yazları yaylaya giderken Müslüman olmayan komşularına değil, Müslüman komşularına emanetlerini teslim edip, değerli eşyalarını teslim edip öyle gidiyorlardı. Yani bizim peygamberimiz kendisine inanmayan insanların güvenini kazanmış. Bizim ecdadımız kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi camiye gitmeyen, Müslüman olmayan insanların güvenini kazanmış. Eğer biz onların yolunun yolcuları olduğumuzu iddia ediyorsak, biz de güvenilir insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Eğer eşler birbirine güvenemiyorsa, evlat anasına, babasına, anne baba evladına güvenemiyorsa, komşular birbirine güvenemiyorsa, güvenemeyen değil, güveni vermeyen insan acaba bana niçin güvenmiyorlar diye kendisini yeniden gözden geçirmelidir. Değerli kardeşlerim, güvenirliğin en önemli ölçüsü imanlı olmaktır. Güvenilirlik parayla, pulla, makamla, servetle alınacak bir iş değildir.
Öyleyse imandan sonra en büyük nimet güvenilir olma nimetidir, eman nimetidir. Güvenilirlik olmak doğrulukla eşit orantılıdır. Bir insan özüyle sözüyle doğruysa ona herkes güvenir. Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitaben "Festeğim kemâ ümirte ve men tâbe me'ak." Ey Peygamberim, emrolunduğun şekliyle dosdoğru ol. Seninle beraber tevbe edenler de doğru olsunlar buyuruyor. Allah Celle Celaluhu doğruluktan bizleri ayırmasın. Bakınız, güvenilirliğin zıttı aldatmaktır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Men gashşena feleyse minna." Aldatan bizden değildir buyuruyor. Öyleyse Müslüman güvenilir olacak, aldatmayacak, hiç kimseyi aldatmayacak. Dünyada aldattığını zanneden insanlar asıl kendisi aldanmışlardır ki Yüce Rabbimiz Tegabun suresinde bir ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Yevme yecme'ukum li yevmil cem'i zâlike yevmü tegabun. Sizleri öyle bir günde toplayacağım ki o gün aldanma günüdür. Tegabun günüdür. Ne demek aldanma günü? Dünyada aldattığını, kandırdığını zanneden insanların kendi aldandığını, kendi kandırıldığını anlayacağı gündür. Evet, bu dünyada aldattım, kandırdım diyen insanlar aslında kendini aldatmışlardır, kendini kandırmışlardır. Bunu Tegabun gününde anlayacaklardır. Bir başka ayeti celilesinde Yüce Rabbimiz "Ya eyyühellezine amenüttegullâhe ve gûlû kavlen sedîdâ." Ey benim inanan kullarım, siz takva olun, günah işleme noktasında Allah Celle Celaluhu'dan utanın, sakının, korkun. Ve gûlû kavlen sedîdâ. Ve konuştuğunuz zaman doğru konuşun, düzgün konuşun. Doğru konuşun, düzgün konuşun ki yuslih aleküm a'maleküm ve yağfir leküm dünübeküm. İşleriniz düzgün gitsin, Allah Celle Celaluhu sizleri bağışlasın buyuruyor. Evet, dünyada işlerimizin düzgün gitmesi, Allah'ın bizi bağışlaması için özümüz, sözümüz doğru olacak. Yani güvenilir insan olacağız. Bir gün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Abdullah-i-Segafi isminde bir sahabe geldi. Dedi ki ya Resulallah, "Kulli fil-İslami kavlen la es'elu anhu ahaden ba'dek." Bana İslam'da öyle bir söz söyle ki senden sonra kimseye artık soru sormayayım. Peygamber Efendimiz ona şu mübarek sözleri söyledi. "Kul âmentü billahi teâlâ." Önce Allah'a iman ettim de, "Sümme isteğim." Sonra dosdoğru ol buyurdu. Özün, sözün, kalbin, aklın, fikrin, her şeyin doğru olsun. Evet, doğruluk, güvenilirlik, mümin ve Müslüman'da olması gereken bir özellik. Peygamberlerin yolunda gittiğini iddia eden her mümin, her Müslüman güvenilir olacak, doğru olacak. Güvenilirliğini kaybeden, doğruluğunu kaybeden Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle imanını da zayıflatmıştır. İmanını kaybetmiştir. Allah Celle Celaluhu bizi güvenilir insanlar eylesin. Rabbim doğruluktan, dürüstlükten bizleri ayırmasın. Peygamberlerin sıfatı olan doğruluk ve güvenilirlik sıfatıyla sıfatlanmayı ve mümin ismine yakışır bir durumla, bir özellikle dünya hayatımızı devam ettirmeyi Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
El Fatiha.